Basit, aptal bir rüyaydı kızım. Niye abartıyorsun Ada? Sakin ol. Abartma, abartma. Konuya odaklan kızım, konuya odaklan. Konu? Konu neydi? Konu neydi ki? Konu... Ay ne, ne? Günaydın Tuğçe Hanım. Sabaha kadar uyumadım Ada. Ben de uyuyordum. Ya annemin kontrolleri çok geç bitti. İyi mi peki şimdi? İyi evet. Rutin kontroller. Akşam aradım ulaşamadım sana. Nasıl geçti yazışma, ne oldu? İyi. Çok iyi. Gayet her şey yolunda, gayet. Yoldayım ben. Gelince konuşuruz. Anlatırım ben size. Tamam çabuk gel. Çatlayacağım meraktan. Tabii. Gelirim. Çabuk gelirim. Uçarım. Görüşürüz. Akşam yemeğine ne dersin? Akşam yemeğini akşam yemeği derim. Siz başka bir şey mi diyorsunuz? Akşam 10'da Darkest Blue'da. Belki. Kızım sen harikasın. Sen harikasın Ada. Teşekkürler. Senin yapamayacağın hiçbir şey yok kızım. Sen yeter ki iste. Canım kendim. Gerçekten çok iyisin. Röportaj kapıları çerçeveleri kırmazsa ben de hiçbir şey bilmiyorum. Alo, buyurun Bora Bey. Günaydın. Günaydın efendim. Ada. Bu akşam saat 8'de Darkest Blue'da 2 kişilik yer ayırt. Tamam mı? Tabii efendim. Ayırtırım efendim. 2 kişi değil mi? Tamam, hemen. Şimdi ben size maaşlar kaç gün aksayacak söyleyeceğim. Bu iş garipleşti ama. Ben masandayım. Hadi bakalım. Sonuç? Sonuç şu. Şimdi siz akşam saat 8'de karşılaşıyorsunuz. Siz avcının Bora Bey olduğunu görünce aa diye şaşırıyorsunuz. Bora Bey de ideal kadının siz olduğunu görünce. İtiraf etmeliyim. Bu kadarını beklemiyordum. Ada aferin sana. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Evet, ne var? Şimdi Bora Bey sizi görünce yani etkilendiği kadının siz olduğunu görünce aklına kim gelecek? Kim gelecek? Rüzgar gelecek. Rüzgar niye gelsin aklına? Tuğçe Hanım. Siz rüzgarla çıkıyorsunuz ya. Ha. Sevgilisiniz ya siz. Evet. Ha. İşte Bora Bey de ofiste yanında çalışan bir çalışanın sevgilisiyle romantik bir akşam yemeği yemiş oluyor. Ha. Yani buna ne centilmenliği ne gururu izin verir. Doğru diyorsun. Doğru diyorum. Ne yapalım yani? Ne demek bu? Bence gayet açık Rüzgar. Dün akşam uzun uzun düşündüm. Biz birbirimize çok uygun değiliz. Anlık bir heyecandı sadece. Kerem Hanım. Yani bunu herkesin içinde mi konuşalım? Baş başa konuşmayalım mı? Ben
zaten herkesin içinde seni öperek bir hata yaptım. Şimdi yine herkesin ortasında diyorum ki bitti. Bitti. Ama bu arkadaşlığımızın da biteceği anlamına gelmez Rüzgar. Yani ben seninle arkadaş kalmak isterim. Yani her zaman hayatımın, kalbimin bir köşesinde olabilirsin. İyiymiş. Ada, ne oluyor burada? Bora Bey. Bora Bey. Tuğçe Hanım Rüzgar'a yol verdi. Yol mu verdi? Ha. Ne demek o? Ayrıldı. Bastı tekmeyi. Anneciğim. Kendi hayatları. Hayırlısı olsun. Senin ne işin var burada? Neyse. Hah. Mutfağa götür. Hayırlısı oldu. Oldu tabii hayırlısı. Şimdi sırada sizin bu duruma sevindiğinizi Tuğçe Hanım'a göstermekte. Konuşacak bir şeyimiz kalmadı Rüzgar. Tamam. Tamam. Ne oldu? Anlaşılan Rüzgar balyozu kafaya yedi. Kendine gelmesi zaman alır. Ada. Konuşalım mı? İki dakika. Üç günlük bir kadın için beni terk edersen olacağı buydu. Söylemiştim sana. Senin bu olayla bir alakan var mı? Anlamadım. Tuğçe'nin beni terk etmesiyle bir alakan var mı? Eğer varsa. Varsa ne? Sana yaptıklarımın intikamını aldın demektir. Ben Tuğçe'ye gerçekten aşık oldum Ada. Onsuz bir hayat düşünemiyorum. Yani seni de sevdim. İnan ki sevdim. Ama aşk öyle bir duygu ki bambaşka bir duygu. Yani ayıp tanımıyor, engel tanımıyor. O kadar çok acı çekiyorum ki Ada. Bak, beni anlamanı beklemiyorum senden. Gerçekten. Ama eğer bir gün sen de aşık olursan beni anlayacaksın. O yüzden bu işte bir parmağım varsa lütfen dur. Lütfen. Lütfen. Ben sana aşıktım Rüzgar. İstesem duramam artık. Çok geç. Sen benim ilk aşkımdın. Aşk kendi seçer.